Kılıçdaroğlu'ndan Kürt sorunu çıkışı, ile çözebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal ve İttifakları, belgeselinin ilk bölümünde, Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz, dedi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı imralıdır, mesajıyla yanıt verdi. Ankara belgeselin ilk bölümünde Kürt sorununa ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti. HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı devleti İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamento'ya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse meşru bir organla biz bu sorunu çözebiliriz. Her konuşmamda HDP'nin parlamentoda olması gerektiğini ifade ettim. Bugün de aynı düşüncedeyim. HDP'li Temelli adres imralıdır. HDP eski eş genel başkanı ve HDP Van milletvekili Sezai Temelli Kılıçdaroğlu açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı imralıdır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren Adalet ve Kalkınma Partisi çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir, mesajını paylaştı. Polis kılığında kaçın dediler, reddettim. Kılıçdaroğlu belgeselde, 2019'da yaşanan Çubuk'taki linç girişimiyle ilgili şunları anlatıyor, Gergin havayı indiğim anda fark ettim. Süre geçtikçe planlı bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzu anladım. Polis şapkası ve polis montu giyip çıkarsanız daha güvenli olur dediler. Kabul etmedim. Sarayını yurt yapmayı düşüneceğim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın burslarla ilgili üniversitelilere elinize dizinize dursun sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi. Erdoğan demeç veriyor. Aylık 650 lira olan bursları ile ilgili öğrencilere elinize dizinize dursun ya diyor. İşini düzgün yap. Erdoğan üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne babalarının evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri kendine saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor. Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim. Çözümün adresi meclistir. CHP Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu Kürt sorununa ilişkin sözlerini şöyle değerlendirdi. Sayın Genel Başkanımız sözde açılım sürecinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz. Gayrimeşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. DBMM'deki meşru siyasi partiler bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir. DBMM'deki meşru partiler eliyle çözülecektir. HDP'yi meşru görmenin Anayasa Mahkemesi üzerinde baskı kurmak anlamına geldiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, CHP genel başkanı tarihi bir yanlışın içindedir. Demokratik hesap günü uzak değildir dedi. Ankara, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözde Kürt sorunundan bahsetmek, Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti, herkesi uyarıyorum, kökeni, mezhebi, dili ve yöresi ne olursa olsun, Türkiye'de tek bir insanımız bile sorun değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile ipin aynı anda HDP'yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK'ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedahlıktır. HDP'yi meşru görmek, anayasa mahkemesi üzerinde fili baskı kurmak anlamına gelecektir. Kalpak değil poşu. Kılıçdaroğlu kahraman gazilerimizde buluşmasında kalpak giyip poz vermek değil, sarı, kırmızı, yeşil poşu takıp ittifak ortaklarıyla kucaklaşması daha gerçekçi bir fotoğraf vermiş olacaktır. Emperyalizmin vaatlerle kiraladığı zillet ittifakı mutlaka hesap verecektir. Demokratik hesap günü ise uzak değildir.